Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur. Bugün Mehmet abinin dükkandayız. SR Garaj'dayız, şöyle göstereyim. Bugün neyi çekeceğiz? Bayağıdır video çekmiyoruz. Birçok sebebi var, onları da sonraki videolarda göstereceğim arkadaşlar. Bugün HZ King'i çekeceğiz. Bayağı evvelden videoda bir kere gözükmüştü. O zaman orijinal falan da araba. Oğuzhan'daydı. Şu anda Baran kardeşimiz de arabayı öyle bir boncuk yaptı ki hemen dedik bir video çekelim. Ufaktan da videolarımız gelmeye başlasın tekrardan. İçeriye doğru giriş yapacağım. Birazdan videoya doğru geçeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Baran kardeşimleyiz. Maskelerimiz online. Biliyorsunuz ortam sıkıntı yani. Cidden sıkıntı yani kanka. Sıkıntı. Şu an ortalık birazcık neyse ki boş. Güzel videomuzu çekeceğiz. Tekrardan polo çekiyoruz arkadaşlar. Çok beğendiğiniz için çekiyorum. Tutuyor videolar, beğeniliyor. Baran da arabayı böyle mükemmel hazırlayınca bir dedik tekrardan bir anlatalım neler yapıldı, sadece neler oldu. Aynen, bir sahnelere geri dönüp birazcık da kardeşim bir serserilik yapmanın vakti geldi. Yani tam yani aynen geldi öyle. Artık yani. Aynen öyle. Şimdi Baran'a ufak ufak arabada neler var diye soracağım. Baran'a doğru bırakacağım kamerayı arkadaşlar, anlatımı. Birçok arkadaşımız zaten genel olarak neler yapıldığını biliyor ama çok merak edenler oluyor. Ne kadar yakıyor, işte ne kadar masrafa sokuyor, neler harcamamız, neler yapmamız gerekiyor araca. Bunların hepsini baştan tekrardan bir sizlerle birlikte bir tartışarak anlatacağız. Umarım sizin için de yararlı bir video olur. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bakacağım. Kendini tanıtıp ufak ufak başlayabilirsin. Kanka benim adım Baran. Tam biliyorsunuz bunu falan insan. Ağzı aç biraz ya, hiç sıkıntı yok kanka. Ağzı aç. 23 biraz. Yaşındayım. Kanka kendim bildim bile elitsizken bile arabam vardı piyasada. Hep yapıyoruz yani bu işi. Hiçbir zaman bırakmadık. Onun dışında biliyorsun SL Garaj'dayız Mehmet evet. abiyle beraber. Evet. Yardımcı ol Allah sağ olsun. Allah razı olsun. Evet, güzel. O da bütün mekanik işlerimizi hallediyor sağ olsun. Yapıyor, hallediyor. Maslak turbası abi için bahsediyorum Kadir abi. Evet, Kadir abi sağ olsun. Başarılı. Yazılım bakımından. Bunları da ayrıntılı anlatalım da böyle biz biliyoruz, hızlı geçiyoruz. Hani hepsi tek tek neler izleyen arkadaşlar, ne işler yapıyor altlara sağa sola etiketlerim de tekrardan. Neler yaptığını bilsinler. Ona göre yardım almak isteyenler de oralara ulaşabilir. Mehmet abiden bahsedersek 2 sene önce tanıştım. İlk Megane'ı yükledim. 1.5 diyeceğim. 1.5 dizeli. Türkiye'nin yalnız Megane'ıydı o zamanlar. Şimdi hazırı vardır. Herkes aynısı yapsın. Kimseye lafımız yok. Maşallah. Herkes bir şeyler yapsın. Ondan sonra bizim aramızda abi kardeş samimiyeti oldu. Çok yakın olduk. Öz abim gibi şimdi, öz kardeşim gibi takılıyoruz dükkanda. Allah razı olsun, olurum arabaları yapıyor, ediyor, uğraşıyor, emek söküyor, gösteriyor. Tabii, evet. Çok yapıyoruz. Evet, evet. Ondan sıkıntı yok. Bu araba oturup komple aşağı indirdi. Sırf neden yontal hepsini değiştirsin diye. Komple bakım, ağır bakım diyoruz yani. Ağır bakımla her şeyini yaptı arabanın. Kadir abiden turbomuz. 15.9 Mazda turbo. Onu söylemeye girmez, herkes piyasa tanıyorlar. Aynen de tanırlar. Arabayı aldığından beri neler gitti, neler harcandı, nelerini yaptın, ağır bakımı kroniği nedir, var mıdır? Arabekan yaklaşık motoruna 6.5 lira bir para harcadım, turbosundan tut şeyine kadar. Aksızlar, yürüyen komple değişti, sallanacakları, tuz, zero, nasıl rotları, hepsi değişti. Yağ bakımı yapıldı, turbo rektifiye gitti, geri geldi. Ondan sonra acıma, yağ soğutucum değişti. Contalarım değişti, üst kova contam değişti, iticilerim değişti. Genel olarak bütün hardcore bütün bakımlar komple yaptık yani. Zevk alırız, zevk almazsan yapmayız yani. Kesinlikle. 3'te miyiz? 3'teyiz. Geçen kimse yanlış anlamasın abi, araba şu an 1.5 basıyor. 1.5 araba yazılım yok şu an, o hem hibrit yazılım var. Çok güzel. Bekir abiden gün bekliyoruz inşallah da... arabamızı yazacak. Hadi biz bismillah diyelim. Şu anda 1.5 bardayız yani, 15.9 turbomuz var. Aynen. O zaman şu anda 200 beygir falan, 180-200 beygir üflüyor arkadaşlar araç. Ortalama. Ama güzel koşuyor yani, EZ2 derler ya, harbi EZ2 yani. Aynen. Dün akşam bunu harbi inandım yani. Tabii X-Frame'e var, 15.9 turbomuz var hibrit. Intercooler'dan takalım onu da ailem. Takacağım, alacağım.
tamamım yok. Tarımsal 4000 oldu daha yetiştireli. Onun dışında ekstra olarak 69 borum var. Downpipe'm var. 63'lük. 63'lük düz boru downpipe. Emil abi sağ olsun bize egzozucu ayarladı. Burada Emil Dalıcı'dan selam söylüyorum. Kimse olmayan bir şey yaptık yani şu an. Çok güzel. Abi yerim yanalım. Jantlarımız komple bir de dıştan görsel olarak neler yaptık. Şu an arkaya görsel sahneleri tekrardan koyacağım arkadaşlar. Gangli ön tamponu ne yaptım? Ön tampon galiba orijinaldi. Arabayı aldım, gangli ön tampon bir silikon içindeydi. Gittim orijinal tampon aldım. GTI'siz taktım arabaya. Onun dışında arkadan buna GTI 6R tampon taktım. Egzozucunu taktım. Detaylar verdim tamponu. Arkadan görüntü çektim, onu çok güzel gözüküyor. Biberli araba kesinlikle hepsi plastik kanka. Orijinali toplamaya başladım arabayı. GTI jant lastik aldım orijinal. Evet, gösterdim makinalar kendine. Arkada V tabanlar var, ön ölü salon var. Çok para harcadık yani kanka arabaya. Bir hafta seninle, içinde baya. Senin demeyin geçti araba. Eyvallah, eyvallah. Bakarım buydu. Jantları, aynaları bir renklendirdik arkadaşlar. Direksiyon görüyorum burada, GTI direksiyonu. GTI direksiyonumuz var. Oğuzhan sağ olsun, her zaman takmış. Oğuzhan'a buradan selam yolluyordum ama göstermiş harbiden arabayı. Çok gösteriyor, farklı, çok farklı bir şey. Evet, arka litre göstermiş. Biz her dakika hazırız sahnesinde. Gene sökük araç arkadaşlar tabii ki. Ağırlık olmasın mantığında. Yakıtla ilgili bir konuşalım. Ne kadar yakıyor araç? Bastığımızda, basmadığımızda ne kadar değişiyor? Gangolu şu an daha ölçemedim. Eski ben de Jeep Polo varken onu da hesaplamıştım. Ortalama gangolu 50 kuruş yakıyor basarsa. 50 kuruş yakıyor. Bundan da sana şöyle söyleyeyim. İlk aldığımda depo ölçebildim. 203 lira doldu. Depoyu doldurmadım. 600 lira yakın yol gittim. Ama sanayi içinde hiç gazlamadım arabayla. Dün akşam hiç bazot yoktu arabamda. 100 lira attım. Role gittik 2 kere. 3 lira evet. Geldik. 190 lira yol gitmişim. İçinde daha vardı. Gidiyor yani. Ortalama görürsen 50 kuruş 50 kuruş arası yakıyor. Evet arkadaşlar, gene yapılı bir araba, 200 beygirlik bir araç, 40 kuruşları yani dizel olacak, dizel bu devirde dizel yani ne kadar az. Herkes çünkü onu soruyor, dikkat ediyorum. Ne kadar yakıyor, nedir? Ulan ibrenin indiğini görüyoruz falan. Bu araçlarda, dizellerde arkadaşlar düzgün yapıldıktan sonra ister dumanı istemezsin olmaz. İstersen hani zararsız kullanalım, safe'te kullanalım. Düzgün olacaksın, öyle bir araç zaten bu da. 1,5 barda bu keyifte. Yani 200 beygir diyoruz ama aşağı geliyor size, ama aşağı beygirler değil arkadaşlar. Tekerde 200 beygir. Standartta bu arabalar 90 beygirlik, 80-90 beygirlik araçlar yani. Çok daha farklı konuma geliyor. Kanka araba komple EBC fren disk balatası var. Daha yeni onlarda sıfır ayarında. 5 milyon binmiş binmemiştir. Önlerde coil var. Başaran. Arkalarda KWI var. GTI masörümüz var. GTI masörlerimiz var arkadaşlar. Dış sahne çekiyoruz bir yandan. Bir yandan dıştan bir iç sahne. Anlam veremedik. Biraz ama her türlü seviyoruz bu hayatı. Her türlü yaşıyoruz bu hayatı. Leon vardı, Shirocco'm vardı, Golf'üm vardı. Çok arabam oldu yani. Bir BMW harçkan bütün arabamı bilmişimdir. Ama Polo'ya ayrı bir zevk yani. Bastım araba oturuyor. Evet. Şu an bu paraya binecek en güzel arabalar bir tanesi bu yani. Arabayı 10 lira harcı para harcayıp evet. Çok güzel yerlere gelebiliyorsun yani. Yolda Porsche olsun, Audi TT'si olsun, BMW'si olsun, evet. Arkasını kapı tutuyor. Bir oturuyorsun, kimse yok arkada. Araçların %90'ını yolda geçebilecek potansiyelde bir araç oluyor aynen. Görünüşte dediğin gibi. Güzel, konforlu arabada. Evet. Sendeyim.
Yeter be babam, bu nedir ya kanka? Yakıyorsun. Bir altı bar basıyoruz arkadaşlar şu an.